olsak konular ne seçerdin sağlıkla ilgili? Ben doktorlara önem verilmesi gerektiğini düşünüyorum. İşte sevgi alması gerekirken şiddete başvurdu. Bence bunun üzerinde çalışmaya başladım. Peki oyun geliştirme sürecinin böyle ikinci seviye olarak daha farklı nereye götürebilirsin? Hocam? Burada 7-17 yaş çocuklara ve kadınlara yönelik olarak teknolojik eğitimlere devam ediyoruz. Bu eğitimler kapsamında bu ay oyun geliştirme konusunda çalışmalar gerçekleştirdik. Vodafone ve Habitat Derneği'nin düzenlemiş olduğu oyun geliştirme yarışmasında küresel sağlıkla ilgili oyun geliştirdik. Bu oyun sonucunda öğrencilerimiz Vodafone tarafından 10.000 TL'lik ödül kazandılar. Öğrencilerimizin geliştirmiş olduğu oyunda maske kullanımını teşvik etmek ve maskenin günlük hayattaki önemini yansıtan bölümlere yer verdik. Bu oyunumuzu daha da geliştirmeyi hedefliyoruz. Kadın ve Çocuk Bilim Teknoloji Atölyesi'nde 3D tasarım odası, robotik odası ve lehim odamızla birlikte 4 bölümden oluşuyor. Biz burada bu bahçede ise çocuklarımızla daha rahat sohbetler gerçekleştirmek, teknolojiyle ilgili konuları paylaşmak için bir aradayız. Adım Kaan, soyadım Parça. Şehit Vedat Yılmaz Lisesi'nde okuyorum. Arkadaşlarımızla bir gün otururken bu şekilde bir oyun yarışmasını gördük ve katılma kararı aldık. Çünkü oyunda küresel sağlık ile ilgili bir proje istendi bizden. Biz de bu alanda dikkat çekmek istedik. Çünkü son zamanlarda virüs çok yayıldı ve biz de bu konu hakkında bir yarışmaya katılmak istedik. Yarışmada maske konusunu ele almak istedik. Çünkü son zamanlarda işte maskenin önemini daha iyi anladık. Oyunumuza maskeyi entegre etmek istedik. Bu şekilde bir oyun geliştirdik. Oyunda karakterimiz maske kullanımı arttırarak hayatta kalıyor. Eğer maske kullanmazsa virüslere değip ölüyor. Toplam 5 canı var. Virüsler karakterimize zarar veriyor. Maskesi virüsleri karakterimizden koruyor. 3 kişi yaptık bu oyunu. İşte bölümlere ayrıldık. Takım çalışması yaptık. Ben oyunla ilgilendim. Arkadaşlarım oyunun bölümleri ve karakter tasarımıyla ilgilendi. En başlarda çok zorlandık çünkü hiç bilmediğimiz bir sektöre giriş yaptık. Ancak hiç bilmediğimiz halde işte pes etmeyerek, çalışarak bir bilgi birikimi elde ettik. Bu bilgi birikimini kullanarak da böyle bir oyun ortaya çıkardık. Bu oyunu küresel sağlık olduğunu biliyorduk. Korona seçtik ve burada öğretmenlerimiz bize bir eğitim verdi. Gerçekten sıfırdan başladık ve hepimizin çok eksik olduğu konular vardı. Ekipçi olduğumuz için mesela grafik yapamayan arkadaşımıza grafikte yardım ettik. Hikayede eksik kalan arkadaşımızın hikayelerini tamamladık ve tabii ki de hocalarımızın çok büyük etkisi oldu bunlara. Buradan teşekkür ediyorum tekrardan ve gerçekten ben buraya katıldığımdan beri hayatımda gerçekten robotik, teknoloji alanında çok büyük gelişmeler oldu. Diğer gelmeyen arkadaşlarımın hepsine de burayı tavsiye ediyorum.